zaman doğruları konuşalım. Doğru doğum tarihiniz ne? Doğru doğum tarihim 14 Eylül 1952. İnternetteki tamam. bazı bilgilere göre 9 Mayıs. Evet 9 Mayıs. Hiç o alakası. Adam Başak. Evet. Evet. Titizlik oradan mı? Paranoya. Hocam kıl mıydınız eskiden? Bilmem onu çevremdekiler söylesin yani... ama ben kendi kendime çok titiz olduğumu biliyorum. Öyle de devam ediyorum. İşte 70 yıldır hiç tren, vapur, uçak kaçırmadım. Maşallah. Evi hiç dağınık bırakıp evli de olsam, bekar da olsam çıkmadım. Öyle bir halim var. Yatağı hep toplar mısınız? Hep. Ya mutlaka. Sabah kalkar kalkmaz mı? Evet evet. Rahat edemem yoksa. Peki internette 3 evlilik diyor. O doğru mu? Doğru. Evet, doğru. O doğru. Onda bir yanlışlık evet. yok. Üçüncüsü de biteli 12 yıl oldu. Ha öyle mi? Evet. 12 yıldır evlenmediniz bir daha. Hayır. Bu şey mi hani yoğurt süt korelasyonu mu? Yok hiç alakası yok ama bu 12 yılın son 6 yılında çok tatlı bir hayat arkadaşım var. Birbirimizin alyansını taşıyoruz ama evlenmedik. Sizde nedir durumlar acaba? Ben hiç evlenmedim. Yani o deneyimleri sonra paylaşırız bakalım. Olur. Tavsiye ediyor musunuz ama galiba etmiyorsunuz değil mi? Belli koşullarda ederim. Ha, tamam. Evlilik güzel bir şey. Ben de iki kere evlendim. Evlilik güzel bir şey. Yine olsa yine yaparım. İkisi de bitti mi senin de? Bitti evet. İki tamam. ceset var geldi. Tamam. Yine de benim rekoruma yetişemiyorsunuz. Evet üç değil. Belki yetişirim hocam bir gün. Yok yok. Canım. Belki olur. Telaş etmenin gereği yok. Şimdi... İki oyun birden, iki film birden oldu bugün aslında değil evet, mi? Evet, evet öyle oldu. Aynen, aynen öyle oldu. Artı iki oyun birden derken şu anda Kedi Tiyatro'da sahnelenenler var. Ama bir de sizin başka yönettikleriniz de var, var değil mi? Şu anda toplamda yekünümüz nedir bugün? Şu anda ben sana haftalık programı söyleyeyim. 5 ayrı oyunla götürüyorum haftayı. Bugün şurada bu var, bugün burada bu var. Bunda oynuyorum, bunu yönetiyorum gibi. Aman bunca sıkıntı döneminden sonra... Sevgili kardeşim, evet, evet, tahtalar evet. mahtalar. Vuralım, vuralım. Hep beraber vuralım. Evet. Aynen, evet, aynen. Bir daha gelmesin. Aynen, aman hiç. Evet. Başladığı zaman biliyorsun, dedik ki ya bir ay falan sürer mi bu? Tam biz çünkü premier yapacağımız gün yasak geldi. Öyle oyunu mi? Hazırladık, Çamlıca'nın üç gülü. Genel prova bitti, o gece yasak geldi. Kendi aramızda konuştuk. Ya bir ay falan sürerse çok zorlanırız ama herhalde. Hangi kaç bir ay? Hangi bir ay? Neyse, geçmiş olsun diyelim. Peki ilgi nasıl? Yani doluyor mu? Tabii. Kapılar bacalar yıkılsın bu arada çok ilgi olur. Hakikaten özlemiş insanlar. Çünkü hepinizin de çok iyi bildiği gibi tiyatro sadece tiyatro seyretmeye gidilmiyor. Sosyalleşmenin en uygar yollarından biri, en iyi yollarından biri. Kendi kafanda olan insanlar, kendi ruhunu paylaşacağın insanlar bir araya geliyor. Onu gerçekten özlemiş insanlar. Şimdi işte Anadolu turneleri var, İstanbul oyunları var filan. Pek memnunuz gidişattan, Allah bozmasın. Oh ne güzel, 5 oyun da zor iş yani şöyle, yine de yorucu. Şimdi tabii. Ne olursa olsun yani hem oynamak hem yönetmek, 5 ayrı gece, 5 ayrı oyun. 5 ayrı yer. 5 ayrı yer. Abi, değil mi 5 ayrı yer mi şimdi? Hemen hemen sizin öyle çünkü. Sizin tiyatroda bir oyun mu şu anda? Hayır, salonumuz yok bizim. Hı-hı. Yani statik, sabit bir salonumuz yok. Çeşitli salonlarda çeşitli oyunlarımızı oynamak zorunda kaldığımız için... 5 oyunumuz var. 5 ayrı yer oluyor genellikle. Bir tane şimdi bu sene yaptığımız yeni bir sahnemiz var. Sahne Hayat isminde. Burada Taksim'de size komşu. Hı hı. O 100 kişilik bir tiyatro. Belli oyunlarımızı orada oynayabileceğiz. Artık sabit yerimiz var. Ama belli oyunlarımız var ki oraya sığması mümkün değil. Onun için de dolaşmaya devam ediyoruz. Biz turne tiyatrosu gibiyiz. Sahneyi açarken çok tereddüt ettiniz mi? Etmedim. Şöyle etmedim. Zaten... Hocamız Muhsin Ertuğrul'un bir lafı var ki ben hayatımda onu kendime prensip edindim. Yarın kıyamet kopacağını bilsem bugün bir tiyatro daha açarım demiş hoca. Ben de bu işe işte yaklaşık 50 yıldır sadece bu işle uğraştığım için her yeni şey beni çok heyecanlandırıyor. Bu yeni sahnede bu işi yapan insanlar çok sanat hamisi bir aile otelleri var. Bir otelin altını çok güzel 100 kişilik bir tiyatro salonu, onun altını 100 kişilik bir workshop. Bir atölye yapmışlar çok uygar bir biçimde. Hemen pandemi öncesi yapmışlar. Aynı şanssızlık onları da vurmuş. Otelle birlikte sahnede kapanmış. Bu yeni oluşum içinde birlikte işbirliği yaptık Metin Bey'le. Enderer ailesi bunlar. Çok tatlı bir aile. Ve yeniden açıyoruz salonu. Şimdilik de ilgi çok büyük. Sadece tiyatro salonu olarak kullanmıyoruz. Eğitimler başlıyor Aralık'ta. İşte söyleşiler, workshoplar, mini konserler filan. Böyle bir küçük kültür odağı. Şeyden sordum bunu. Hani bir taraftan da ticarethane gibi çalıştırılması gereken ve tamamen başka bir bakış açısıyla bakılması dükkan. Gereken. Benim deyimimle dükkan. Dükkan olduğu için hani bir sanatçı çok fazla o tarafla yani duygusal bağ var burada oyunlarla, eserlerle. Tabii, tabii. Yani şimdi tutup oradan ne kadar ticari bakabilecek, ne kadar gelir gideri işte dengeleyebilecek. Benim, sevgili kardeşim çok büyük bir şansım var.
65 yıllık bir arkadaşım var sevgili Sadi Özen. Hem aktör hem aynı zamanda benim tiyatromun idarecisi. Para pul işlerini Sadi yapıyor. Ben böyle son derece konforlu bir haldeyim. Şunu yapalım, bunu edelim. Onları da o yürütüyor. Bütün zahmetini de o çekiyor. Ama tabii sorumluluk bende. Hangi oyun tutar, nerede oyunu, nasıl oynarız, hangi kadrolar filan filan. O bölümüyle de uğraşıyorum fazla paraya dokunmadan. Sizin para pul işlerinizi kim yönetiyor? Benim gözüm hep parada pulda falan, tam tersi benim işte. Benim yönetmen Ceyhun. Karıştırma öyle, sen öyle değilsin. Onun hep gözü parada pulda. Yok, ben şimdi şeyin şokunu yaşarım. Bir sürü oyun oynadığını biliyordum zaten arkadan ama 5 tane evet, olduğunu bilmiyordum. Ben sadece bir tane oynuyorum şu anda. Dün akşam mesela oyun vardı. Hani böyle yorgun argın işte. Ha, tabii ki çok seviyorum ama hani insanı yoruyor da bir yandan. Tiyatro 2 saat sahnede böyle oradan gir buradan çık. İşte bir vodvil oynuyoruz biz de. Biliyorum. 5 tane edince şey oldum böyle, evet yani biraz utandım açıkçası yani yorgunlukta. Dur, benim yarı yaşımdan azsın. Evet. Daha önünde koca bir yol var. Ama vodvil de yorucudur değil mi? Şimdi ukalalık yapmayayım da hani cahil cahil konuşma ama vodvil yorucu bir şeydir. Tempo. Hı-hı. Müthiş bir hız matematiği vardır. Olmazsa zaten fena, çöker oyun. Hı, evet. Yani bir yanlış kapıdan yanlış bir replike girdiğiniz anda seyirci buz keser. Ama vodvil de herhalde çok büyük bir okuldur değil mi? Yani vodvili başarıyla oynayabilen. Tabii. Herhalde. Bizim büyük şansımız, benim özellikle büyük şansım vodvilin öğretmeni Haldun Dorman'la birlikte olmak. Evet, yani hakikaten Haldun abinin, Tanrı uzun ömür versin, birçok meziyeti yanında bu işin matematiğini, bu işin zamanlamasını onun kadar iyi bilen bir insan görmedim. Yönetirken de oynarken de. Evet, burada muhabbet kesildi mi? Kesilmedi. Obua'ya geleceğim. Obua'ya geliyor muyuz yine? Kurban olayım. Şöyle Obua yapmıştı ya hani geçen sefer Nisan Ak'la geldi. Sen dünyaca ünlü orkestra şefi Nisan Ak'ı getir buraya. Ondan sonra Obua'cının gireceği bölümü kaçırdığında orkestra şefiyle bakışmaları konulu eseri çıkar ortaya. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi şefimiz burada. Maestramız. Maestra Nisan. Evet. Maestra Nisan doğru söyledim. Burada da obuacımız var. Şimdi ben o kıskanç obuacım oldum. Elma Dağ'dan buraya dönecekken kıskançlığı yolunu kaybetmiş. Ha, yolunu kaybetmiş. Greyder sesi, akpili, şusu busu arada tam böyle talimhaneye girip işte otobüslerden, taksilerden, akpil sesinden, greyderden yolunu kaybetmiş obuacının şefle göz göze geldiği anı ben çok merak ettim. O bakış nasıl bir bakış? Kayboldum bakışımı. Tabii yardım çığlıkları gözlerden atılıyor herhalde. Ama bakamıyordu o anda. Obuacı o anda nereye girecek? Eserde yeni böyle bir karışmış kafa. Farkında o anda değil. Yanlış yerde giriyor, kayboluyor. Yorumda obuanız. Obua böyle mi çalınıyordu? Böyle ya? Çalınıyor. Ha, evet. Tamam. Ondan sonra kendi o anda kayboldu ve şefe bakıyor, maestraya bakıyor. O ilk bakış. Kalbe dolan o ilk bakış oldu. Unutulmaz. Bir hoş bakış, yarım gülüş tamam. Geliyor işte çalıyorum falan. Kayboldum oralarda. Kayboldu. Şu kayboldu bu bakışı mı? Olmadı mı? Şöyle oluyor genellikle zaten. Kaybolduğu zaman, kaybolduğunu anladığı boş zaman bakış. Yukarı bakıyor. Allah bekliyor, benden istiyor. Şey bekliyor. Hani sen bana giriş ver ne olur şeklinde bir ha, bakış böyle var böyle. Böyle yardım dileniyor yani şu. Bir elde böyle belki Allah'tan da aynı zamanda. Şu. Allah'ım ya sen ya sen bana birisi artık ya da şunu biri alsın gibi bir şey bu şu. Böyle kaldı. Evet. Ne yapıyorum? Sen gelip alıyorsun, çalmaya başlıyorsun falan. Çünkü artık onun yapacağı hiçbir şey yok şu. Ve o anda maestro nasıl bakar o bu acı? Eğer kaçırmamışsa şöyle. Bakıyorum ben zaten ona. Ondan sonra girişi veriyorum. Giriyor. Yani, çok güzelmiş. Ama böyle bakıyor. Nasıldı? Bir yani bu ay çok Allah'a yalvarıyor. Nerede gireceğim ben? Nerede gireceğim? Eyvah diye. Öğrenildi evet, biraz mi bu? Nisa da şok olmuştu zaten benim canlandırmamla. Ya bir şekilde sohbet o anda da böyle şey oluyor. Ciddi bir konuya dönüyor. Bana dönüyoruz. Ben de aslında ciddi konuşmak istiyorum. Ben de sanat konuşmak istiyorum ama konu bana dönünce böyle bir anda absürtleşiyordu. Orada da öyle olmuştu. Ve o benden kaynaklı. Kopukluk evet, buradan kaynaklanıyor. Şey var, kopuk yani. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Tamam konuş. Al ciddi konuş. İstediğin sanatı konuş. Buyurun. Yok ben. Yok. Buyurun. Beni zaten buyurun. Duş başlığı da bozuyor şu anda. Tam böyle olaya gireceğim. Ya ne olur ya. Al gir olaya. Yani Hakan abinin yanında konuşamam.
Utanırım, çekinirim ya. Birazcık. O bu adam müzikten mi bahsedeceksiniz? Yok, ben kendi oyunumdan falan bahsedecektim. Bir oyun var şu anda. Evet. Biri vaudeville, iki sinema filmi. Evet. Filmlerden bahsedelim. Tamam, mesela filmlerden biri 29 bahsedelim. Ekim'de gösterime girdi. Evet, Zoraki Misafir, evet. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda gösterime girdi. Çok da keyif aldığım bir set oldu benim. Uğur Yücel'le çalıştım. Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Bülent Eşbilen çekti. O da aslında biraz böyle vaudeville gibi geçen bir oyundu. Bir yemek masasında işte filmin birçoğu geçiyor. Orada da böyle bir, o kapıdan biri giriyor, bu kapıdan biri çıkıyor falan. Çok keyifli çalıştık. Sadece gece sahnelerimiz çoktu. Şimdi soruyorlar işte filmde hangi sahne çok keyifliydi senin için diye. Aslında şöyle bir şey, uykusuzluk gülmesi diye bir şey vardır. Yani belki turnelerde de oluyordur. Yani setlerde çok fazla başıma gelir benim. Burada da gece sahneleri çok olduğu için artık mesela böyle hani komik bir şey yok ortada. Bardak diyor biri... diye böyle bir sinir krizi Siniriniz geliyor. Bozuluyor. Evet, evet. Aynen öyle. Yorgunlukta. Murat abiyle öyle bir sahnemiz vardı aslında, işte 5-6 kişilik bir sahne. Biz köşede duruyoruz, böyle bir sadece mimik yapıyoruz bir yerde. Ama yani bir sinirimiz bozuldu gecenin bir köründe. Yani birisi şey diyor, bir kahve alabilir miyim diyor. Sinirimiz bozuyor, gülüyoruz falan. Ben şey dedim, ya herhalde filmin benim için en keyifli geçen sahnesi oldu. Yani biraz filmin dışında bir sahne ama çok güldüğümüz bir şey olmuştu, an olmuştu. Mesela onu izlerken filmde bekledim. Çok çaktırmamışız tabii. Evet, evet, sahnede çok belli değil. Evet. Sadece gözlerimiz yaşlı birazcık, çok güzel. Gülmekten. Tiyatro da başımıza geliyor, onu bile çaktırmamaya çalışıyoruz. Bizim tiyatrocular dalağa düşük diyorlar, öyle bir deyim var. Sahnede kolay gülenlere. Ben hala gülmenin dalakla alakasını keşfedebilmiş değilim. Yani hani ciğeri düşük, hani gülme, nefes, diyaframı düşük. Evet, diyaframı. Ama yani dalağa düşük derler. Dalağa düşük, doğru bir terim olmuyor mu? Koşmayla düşmüş. Bağlantılı gibi hani dalağa düşük. Neyle bağlantılı? Koşmak. Hani böyle koşunca dalağınız ağrımaya bak, başlar ya. Bak mantık kurdası vallahi. Yani dalak şişer, evet doğrudur. Hani koşmayla ilgili. Olabilir, olabilir. Ama gülmeyle... Bilemedim, diyaframı düşük daha sanki, değil mi? Ama işte bak yine kulaklarını çınlatayım, Haldun abinin sahnede öyle gülmesi falan yok. Fakat çok enteresan bir hali var, karşılıklı yıllardır oynadığımız için ikili sahnelerde seyirciye profil duruyor diyelim. Mizansen gereği böyle duruyoruz. Yüzünün bu tarafıyla bana başka bir jest yapabiliyor. Beni güldürmek üzere. Ama öyle bir şey yapıyor. Ama siz onu görüyorsunuz, seyirci gülmüyor. Bittin, hadi yapıyoruz. Vallahi top sende. Ben yine uğraşıyorum. Evet, hadi yapıyoruz. Ben yüzümü ikiye bölüyorum. İki. Haldun Dorman'dan bahsediyoruz. Hocam siz yüzünüzü ikiye bölebiliyor musunuz? Ne anlamda ikiye bölmek? İşte bir tarafıyla başka bir tarafıyla. Ben burada seyirciyim. Hı-hı. Mesela orada başka bir şey yapıyorsunuz oyun esnasında. Çok çok başarılı olacağımı sanmıyorum. Hiç denemedim. Ben de denemedim. Yani şu tarafla, bu tarafla başka bir şey. Yani ben, siz de yapıyorsunuzdur belki. Bazen sahnede de yaptığımız şakalar oluyor. Tabii canım, yani, olmaz ama mı? İşin onu seyirci orada. Bilmiyor. Tabii tabii, işin tadı öyle fırlamalıklar ama oluyor. Ama böyle milimdir. Milim, yani milim, bakış bakış. Ya, ama o da güldürür. Çok işte. Enteresan bir şey. Ya, tek gözüyle burada o karşısındaki oyuncuya aslında gülebilen insan çok güldürür. Ama bizim seyircimiz çok saygılıdır, biliyor musun? Ve çok güzel empati kurar. Gülersin, hata yaparsın. Hata belli olursa alkışlarla beraber gülerler. Yani o kadar moral verici bir şey ki sen orada domates atmasını bekliyorsun ya da bu ne rezalet. Hayır, sinir bozulur onların da ve sizi motive etmek üzere gülerler. O bizim mesleğimizin en tatlı yönlerinden biri, seyirci ilişkisi. Ya bazen bitmez de. Yani seyirci güler, oyuncular güler, seyirci güler, oyuncular güler falan. Tabii. Ben de çok severim o anları. Galiba son zamanlarda daha da gerçek olmaya başladı değil mi pek çok şey? Yani daha doğal, daha orada yaşanır, o anda yaşanır ve doğaçlamaya daha uygun hale geldi. Oyunlarda öyle mi artık? Ya da... Oyunlarda değil. Aslında eğer dramatik tiyatro dediğimiz tiyatro türünde yapıyorsan tabii metne bağlı kalmak zorundasın. Repliklerini ezberlemek ve doğru bir timingle doğru yerde vermek zorundasın. Ama bazı oyunlar var ki biraz bu işlere müsait hale geldi. Tamamen doğaçlama yapılan, yani tülahat tiyatrosu dediğimiz şeyi kastetmiyorum. Yok. O da başka bir tür, o da başka bir zeka ve başka bir kıvraklık istiyor. Çok saygın bir tür aslında. Yani sahnede o anda doğaçlama, espriyi patlatabilmek, yapabilmek ta bizim eski orta oyuncuların yaptığı geleneğin sürmesi demek. Bugün onu yapan çok başarılı Uygur kardeşler var mesela. Babalarından aldıkları o müthiş genetik kodlamayla sahnede inanılmazlar. Necdet abi nurlar içinde yatsın. Bahri Beyat vardı karşısında. Eniştesi aynı zamanda galiba. Onlar yıllarca bir kavuklu pi şekerdi. Herkes Necdet abiye güldü. Ama Bahri Bey'in verdiği replikler olmasa Necdet abi o espriyi yapamazdı. Bu bir ilişki. Tiyatro hani ensemble falan diyoruz ya. Topluluk ilişkisidir. Bu onun Tülahat Tiyatrosu adına en güzel delillerinden biri. Ama dramatik tiyatroda buna pek izin yok tabii. Olduğu gibi oynayacaksın oyunu. Yine kulaklarını çınlatalım. Arsen Gürzap, sevgili Arsen Gürzap bizim arkadaşımız. Çok kolay güler sahnede. Devlet tiyatrosu oyuncusu. Biz de şehir tiyatrosunda konuk oynuyoruz. Çehov oynuyoruz ya.
bir Rus yönetmen geldi sahneye koydu. Vişne Bahçesi'nde başrolü oynuyor. Fakat gülebiliyor herhangi bir şekilde. Çok güzel bir numara bulmuştu. Dönem kıyafetleri var ya. Şurasına da bir ipek mendil. Gülmesi gerektiği zaman ağlar gibi yapıyordu. Şu. Hiç kimse anlamıyordu. A, güzel taktikmiş. Vallahi. Belki sonra bir modern kullanırım. Oyunda bizim tiyatronun ilk kuruluş oyununda Ölümüne Suç'ta beraber oynadık. Bir tane sahnemiz var. Ben bir psikiyatrım. Hı hı. Küçük sahnem var. Arsene şöyle. Şimdi Hakan ya sen orada işte diyelim öyle mi öyle tonlama gülüyorum ben. Hı hı. Peki. Başka türlü. İşte şunu yapma gülüyorum. Evet bir oyundan çıktı. Öyle bakma gülüyorum dedim ki Arsene'cim artık ya. Daha ne yapayım gözlerim kapalı mı oynayayım burayı? Kulakları çınlasın. O da öyleydi mesela. Ama dışarıdan bakınca da hiç öyle gülecek bir kadın gibi de durmuyor değil Arsene, mi? Arsene değil mi? Çok ciddi. Ne kadar böyle hükümet gibi. Tabii. Ciddi mahkeme duvarı. Zaten ben korkuyorum mesela. Hayatta da çok ciddidir. Düşününce ayağa kalkıyorum böyle. Hayatta da çok ciddidir. Kendi dost olarak çok sevecendir, çok esprilidir filan ama her şeyi çok ciddiye alır filan filan. Ama öyle yani bu bir dedikçe dalağa çık. Evet yani demek ki normal yani hayatında da çok eğlenen birisi aslında çok göstermese bile hayattan herhalde. Zevk almayı bilen evet. En sevdiğim insan türleri. Kederde ve neşede hayattan zevk almayı bilen insanlar benim favorim. Zaten bu dönemde öyle olmak öyle olmaya zorundayız. Çalışıyorum vallahi yani öyle oldum da galiba hayatım boyunca. Mesela çevremdekiler beni hep sükunetle nitelerler. Hoca en kriz anında bile sükunetini kaybetmez falan derler ama bu benim içimden gelen bir şey. Öyle oynamıyorum yani. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Olumlu bakmaya çalışıyorum. Olumlu baktıkça da üzerime olumlu şeyler geliyor. Ben hiç kötü düşünmüyorum. Kötü şeyler de olmuyor çok fazla hayatımda. Sende var mı öyle delirme anları ya da sükunetle karşılama soğuk anı? Aslında evet ben de biraz tam onu söyleyecektim. Hatta bu dönemde daha da fazla bence bir şeyleri tolere etmemiz gereken bir dönem. Yoksa çok da ciddiye alırsak sanırım gidecekmişiz gibi de bir hissiyat var. Ben de zaten biraz öyle bakıyorum hayata. Yani kötü bir olayı anlatırken bile artık belli bir zaman sonra daha böyle içine mizah katıyorum. Başıma şu gelmişti, bu gelmişti gibi. Kendim de eğleniyorum o durumda. Bu son zamanlarda bunu daha da çok yapmaya başladım. Çünkü başka türlü zaten hani bu dönemde bu gündemle yaşayamayız diye düşünüyorum. Çok ciddi alırsak çok üzülürüz. Biraz daha böyle o işin içine böyle bir şeyler sokmaya çalışıyor. Yurt dışına mı gidemiyoruz? Olsun ya ülkemizin başka yerlerinde gezebiliriz tarzında. Evet ben de bunu anlayamıyorum. Yani neden bu problem oluyor ki? Genel dünyayı saran bir şey varken, bir durum, bir ruh hali varken... Ama pandemiden problemin ortaya çıkışı fizik sebeplerden ayrı olarak seninle alakalıdır. Evet. Sen onu problem ettin mi, etmedin mi? Onun adını problem mi koyuyorsun, yoksa böyle bir olay oldu mu koyuyorsun? Tamamen seninle alakalı, inan bana. Yani tamam çıkamadık, hiçbirimiz çıkamadık, ne yapalım? Ben daha çok doların artışıyla ilgili söylemiştim ama. Ha öyle ha. Yani çıkabilen yine evet çıkıyor ya bu dönem. Biraz ben onunla ilgili söyledim. Evet ben de yılda ilk kere mesela İngiltere'ye gidiyordum. Memleket benim. Hı-hı. Şimdi düşünüyorum mesela bir şişe su 13,5 lira. Tövbe evet. Bismillah. Yani 13,5 ne ya şöyle. Şu evet. Yani bir dikişte bitirirsin 13,5 lirayı. Hava gibi aldın içine yani. Hani. Türkiye'de de daha ucuz olduğunu zannetmedin. Akşam ben Füsun'u karşılamak üzere havaalanına gittim. O torununu görmeye gitti. Düsseldorf'tan geliyordu. Beklerken... Havaalanının dışında bekleme yerindeki kafeden bir kahve içmeye kalktım. Bir küçük latte 33 lira. Yapmayacaktınız bunu. Evet. Yapmayacaktınız çocuklar bunu. İnanılır gibi ya şaka gibi yani. Şu kadar bir latte 33 lira. Havaalanı zaten bence ama de öyle. Ama burada öyle. Tabii. Burada öyle. Avrupa'da böyle değil. Havaalanında fiyat farkı yok. Tabii yok. Yani. Avrupa şehirdeki neydi? Kafenin Avrupa zinciri. Avrupa ben sana sayayım. Kırklareli, Edirne, evet, Tekirdağ bunların hepsi Avrupa. Benim memleketler. Artık böyle. Artık Avrupa bizim için bunlar. Şimdi Cihangir. Tabii şu anda hani Avrupa'dayız. Nişantaşı. Ne istiyorsun ki şu anda Avrupa'dayız? Yok ben çok bir şey istemiyorum zaten. Ben nefes alayım yeter o çünkü kadar. Çünkü şuna da şükret. Taksi bulabilip bir yerden bir yere gidiyorsan şehrin içinde zaten... Bu nasıl bir lükstür? Aynen. Yakında aynen. Taksiye mülakatla alacaklar bizi çünkü. Tabii. Evet ben geçen yani buraya gelirken aynı şey oldu zaten şimdi. Böyle durdurmaya çalışırım falan. Gayet mesela pozitif bakıyordum hayata. Hı-hı. Olsun ya işte müzik dinliyorum o anda. Yürürüm biraz daha falan ama demek ki benim bile pozitiflik şeyim. Yani belli bir yere kadarmış. Artık durdurmaya çalışıyorum, koşuyorum falan karşıya geçtim. Bıraktım sonra saldım, yürümeye başladım. Yani buraya kadar yürüyecektim şeyden, Karaköy'den. Düşünün artık kantar içinde falan. Lisan biliyor musun İngilizce falan? Çok. Tamam fark etmez. Yani taksiciye good morning diyecek kadar biliyor musun? Ha, öyle taklit mi yapıyorsun?
Sen oyuncusun, eline bir bol boş olacak. Morning Airport, Airport'te bindikten sonra Taksim'de. Öyle yapıyor benim arkadaşım. İndiriyorlar. Öyle mi yapıyorlar? Öyle yapıyorlar. Artık indirilenlerin numarası falan alınıyor. Ha, Airport, Airport diyeceğiz. Tabii Airport. Airport, Airport diyeceğiz. Ne diyor? Airport falan. Kulaklık istiyormuş. Taksim diyeceğiz. Airport, Airport. Vallahi bir şey yaptırmayacağım. Sana her bakışında hadi şimdi bir turist olsa diyesim geliyor. Sonra dedim ki kıza da bu haksızlığı yapma ama... Haksızlık yapma yapma da bir yere kadar yani sen oyuncak getirmeyi unut. Getirmedim. Sonra da, ay aslında biliyordum da unuttum de. Daha fotoğraf çektirmedim ıslatmayın beni makyajım falan iyi yani daha şey ya burada yapmayayım. Su olduğunu nereden hani. Bilmiyorum sanki öyleymiş gibi gelmeye başladı. Ya şimdi burada su olabilmesi için ben sana söyleyeyim burada bir su tankının olması gerekiyor. Mesela. Bizde böyle bir para yok. Yok. Oraya su tankı koyacak kadar. Prodüksiyonun yani, bütçesi sınırlı. Prodüksiyoncilerde Mahir Cimri bizim yapım koordinatörü. Yani, dolayısıyla tamam. Buradan bir su... Olmaz. Şarkı mı söylüyoruz evet. Ona? Evet. Yani duşa söyleme, bize söyle. Ha. Ne gereği var duşa söylüyorsun? Modville'de oynamayı biliyorsun da şarkı ama söylemeyi bilmiyorsun. Ama şimdi benim gelecek müzikal olsun, işte ne bileyim bu tarz işlerimi engelleyeceksiniz şu an. Tam yo, tersine. Belki öyle bir söyleyeceksin ki bir anda telefonlar, ya tabii. O kızın sesi var. Gibi. Ya bir şey oldu, bir dakika. Bizim program bir kere çok uğurlu geliyor, onu baştan söyleyeyim. Ne güzel. Gerçekten çok uğurlu geliyor. Yani insan, hani gidiyorlar ve çok güzel şeyler geliyor başlarına. Bizde Umut var, bir türlü buraya... Umut, çaylar nerede bu arada? Çay istemiştik biz 3 tane, gelemedim. Neyse. Umut mesela, Hamdi Alkan Umut'u keşfetti bizim ekipten. Çok güzel. Yani... Bir Umut'cum çaylar nerede? Çaylar nerede? Nasıl keşfedildi? Seni keşfedemez Ceyhun'cum. Sen parada mı? Sabah kalkıyorsun para, gece yatıyorsun para. Seni niye keşfetsinler? Para göz bir oyuncuyla çalışmak ister misiniz? Para göz bir yönetmenle çalışmak ister misiniz? Gezerin şurası şöyle burada burası seyirciye düzgün evet, şu anda. Sana çalışmak şey ister misiniz? Para gözle ne kastettiğine bağlı. Ben çok tutumlu, biraz önce evet. Adını andığım bir yapımcıyla çalışıyorum Sadi'yle. Ama hiçbir konuda kısıtlamıyor. Benim sadece alnındaki çizgilerin sayısı artıyor. Emin misin onu alalım mı? Bu işe lazım mı? Bu diyor. Oyuncularla yine diyelim yevmiye. Tiyatroda yevmiye var ya. Yevmiye pazarlığını da Sadi yapıyor. Onun için benim o konuda küçük konforlarım var. Ama ben çevremde çok iyi para kazanan, çeşitli nedenlerle çok iyi para kazanan tiyatrocularla çalıştım. Bunların isimlerini de verebilirim. Ama bunların tiyatrodaki standartları hep makuldü. O yüzden şanslıyım yani. Tiyatrodan kazanılan para çok tatlı oluyor. Çok bereketlidir. Evet yani hani işte o gün bir emek verilmiş işte alkış alınmış falan. Siz de yevmiye mi alıyorsunuz evet, zarfla? Evet zarfla böyle o ama para biliyor musun çok o eski oyunculardan geliyor. Gelen bir şey zarfı oyunun sonunda almanın karşılığı teri kurumadan. Yani o zaman evet. banka hiçbir şey yok. Dizilerden hepimiz dizilerden para alıyoruz. Tiyatro öyle kabili kıyas değil. O bankaya yatıyor. Ben o paraya hiç dokunmuyorum biliyor musun? Bilmem nereye gidiyor, bilmem nereye gidiyor. Ama tiyatrodan gelen para o gün alıyorsun. 3 lira, 5 lira, 10 lira. O zarfın içinde evet. katlayıp cebine koyuyorsun. Onun bereketi bambaşka. Ben TRT'de muhabirlik yaparken, mütareke yılları tabii 30 yıl önce falan. O zaman şey, muhtemetler getirirdim. Maaşlarımızı sıraya girerdik böyle. Ortadaki bir şey vardı koridorumuzu. Oradan alırdık böyle zarfların tabii, imzanızı içinde. Atıp. İmzamızı atıp zarflarla alırdık parayı. Ne büyük. Aslında şimdi nerelere gelmişiz yani. Düşünce hayat ne kadar bir taraftan da kolaylaşmış. Tabii. Şöyle diyeceğim. Bir onda şakıyormuşum ben elimi aldıktan sonra. Yani istiyorsan eğer çok tatlı geliyorsa ben bir zarfın içine bir yevmiye kadar olamasa da bir güzellik yapıp vereyim hani. Yani bu aşka getiriyorsan. Ben ne zaman bir performans sergilesem o zarfı almak isterim. Burada da olsa. Vereceğim ben sana o zarfı. Sen İşte prensip sahibi oyuncu kimliği. Ay bu arada veremiyorum bir türlü. Prensip demişken bu arada hocamın arkasından dedikodusunu yaptık. İyi anlamda gıyabında konuştuk bir sahneyle editörümle. Dedik ki kesin çünkü çok titiz bir adama benziyor dedim ben. Hani öyleydi ben çok uzun yıllardır kendisini takip ediyorum. Eskiden daha sinirli bakan bir adamdı. Sizden de korkardım. Hatta dün gece geleceğiz ödüm patlayarak çalış. Allah'ım dedim bence tersi çok kötü. Eyvah. Ondan sonra... Ama son yıllarda çok yumuşadınız gibi düşünüyorum. Böyle bu anlattığınız son 6 yılda. Evet bu anlattığınız. Işte doğru bir partner aslında hayatı. Tabii insanın hayat enerjisini nereden aldığıyla düz orantılı. Diğerlerinin kulakları çınlasın. Öyle bir imaj yarattılar bende. Gömelim mi burada? Atalım mı toprağa üstlerine? Yok yok. Öyle bir hayatta yaşandı bitti iyisiyle kötüsüyle ama bu son 6 yıl herkes bunun farkında. Hocam enerjiniz değişti, enerjiniz evet. değişti. Ben seyircinizim sizin, ben farkındayım. Tabii, tabii. Yani dün akşam çok korktum ve bugün hani dedim kesin çok dakik bir adam. Hiç bizi bekletmeyecek. Çünkü işte o şey hani ne demek daha doğru olur? Kurallara uyuyor, sanatçı. Disiplini var. Yönetmenlik yapmak kolay mı o disiplin olmadan? O oyunculuk imkansız. Yapmak kolay mı? Oyunculuk da zor. Hakikaten zor. Hakikaten zor.
O iş disiplini, o iş ahlakı dediğimiz bizim genelleyelim ve bağlılık. Herkes tiyatroya bağımlılıktan söz eder. Bağımlılık insanı biraz şey yapıyor, yani bir şeye bağımlı olmak bir zaaf içeriyor ya. Ben hep tiyatroya bağlılıktan söz ederim. Yani insan hayatını tiyatroyla kazanır. Tiyatroyu benim yaptığım gibi bir yaşam biçimi haline getirebilir. Ama o bir bağlılıktır, bağımlılık değil. Çünkü bağımlılıktan zaman zaman sıkılırsın, evet, kurtulmak istersin, kurtulamazsın. Öyle bir tatsız şey var. Türkçenin güzel cilvelerinden biri. Ben tiyatroya bağlılıkla bir ömür geçirdim ve hiçbir anından da pişman olmadım bugüne kadar. Ya çok özele girmek değilse, hayat anlamında ders almak adına ve bizi izleyenlerin de birazcık böyle bir ilham alması adına, size bu 6 yıldaki pozitifliği veren en önemli şey ne oldu karşı tarafta? Olumluluk. Onun da hayata olumlu bakması. Gayet tabii. Herhangi bir sıkıntınızı eşinizle, partnerinizle, sevgilinizle neyse paylaştığınız zaman sizin derdiniz derdinizi paylaşmak. Karşı taraf sizden daha fazla yapma ya, ya ne yapacaksın peki dediği anda sizinki ikiye katlanıyor. Biraz daha sakin olduğu zaman bir yatışıyorsunuz ama karşı taraf o güzel güler yüzü, hiç takma kafana, hiç mi başına gelmedi bu tür bir şey? Tabii ki atlatacaksın. Gel bakalım biz şimdi şunu buradan bakalım dediğin zaman hayatınız, ya da ben öyle oluyorum yani, öngörünüz değişiyor, önünüz açılıyor, ufkunuz açılıyor. O sonra gerçek olur olmayabilir. Onun dediği formülle ben o işi halledemeyebilirim. Ya da o bir sıkıntısını getirdiği zaman Hakan mahvolduk demek yerine ya bir dert çıktı başıma ne yaparız sen bir akıl versene bana dediği zaman dengeli bir ilişki oluyor. İşte titizlik, denge hayatımın da düsturu olduğu için ve aynı şeyler çok büyük bir şans. Ben bu burç meselelerine fazla inanmam aslında yani. Ama işte Başak Burcu öyle derler. Onun burcu da akrep, çok duygusal falan diyorlar akrep için. Hakikaten duygusal, kulakları çınlasın ama o da çok düzen meraklısı. Dolayısıyla o sükunet zaman içinde hayatına yayılıyor. Tamam ya diyorsun, işte şu oldu, bu bardak boş kaldı ama ben akşam bakalım onun füsunda bir otururum, konuşurum. Ne yaparız, ne ederiz? O güvence. Sizin sigortanız. Peki, karşı taraf diyelim ki sizin gibi biri, ben de çok olumlu bir kadınım. Bu tek başına sadece Füsun Hanım'ın yaptığı tek başına olabilecek bir şey değil. Tabii. Karşımdaki bana bir şey, bir derdini anlatıyor. Ben de diyelim ki yani, ya bak ama bir de buradan bak. Yani hallederiz. Ne var ki bunda? Olacak. Bak inan buna diyorum. Ve karşı taraf aman sen de hep iyimser bakıyorsun. Ha. Yani olacak olacak bilmem ne diyorsun. İşte öyle yürümüyor. İşte dediği anda biz o... Onu da yaşadım ben. O da tecrübe önemli. Etmiş biri olarak daha önceleri. Önceki zamanlarda tecrübe etmiş biri olarak yaptığımı söyleyeyim. Sonra da o ki insanlar benim hakkımda öyle konuştular. Susardım ben biliyor musunuz? Benim kadar geveze arkadaşlarım da hep söylerler, sohbet ediyor derler onlar kibarlık olsun ama ben çok konuşurum, konuşmayı da severim. Kulakları çınlasın. Eski iki eşimin en büyük sıkıntısı duvar gibi. Ne söylesek squash oynuyormuşuz gibi çarpıp geri dönüyor. Çünkü cevap vermek istemiyorum. Ben o duvarın arkasına kendimi sakladım, kimse farkında olmadı. Dediğiniz nedenden dolayı. Çünkü o diyaloğu sürdürmenin bir faydası yok. Onunla bir sonuca varmak mümkün değil. Ya da ben böyle düşünüyorum, böyle ahkam kesiyor gibi oldum biraz ama. Yok, ben şu an şey diye düşünüyorum. İyi ki evlenmemişim bugüne kadar. Bunun evlilikle alakası yok Canikom. Hayır, yani, sizden duyduklarımla en azından deneyimlerle birlikte ilerliyorum. Doğru insanla doğru hayat. Biz Füsun'la imzayı atmadık da ne oldu? Yani ne değişiyor hayatımızda? Diğerlerine belki, imza attık belki, ne oldu? Belki o insanlar da o zaman gençtiler. Belki şimdi onlar da hayata öyle bakıyor. Mutlaka. Ya bunun yaşla da alakası tabii, var. Yani tabii. O yaş, o tecrübe, nasıl bir evden çıktığı ve ortama girdiği. Tabii, her şey aynen. O kadar belirleyici ki o evde konuşulan dil. Aynen. Öfke dilimi, anlayış dilimi. Aynen. Yani aynen. Her şey o kadar tetikliyor ki. Onlar da eminim bu yaşlarda şimdi... Bu kadar yıl sonra başkalaşmışlardır. Şimdi kendimden pay biçiyorum. Anlattığınız kadınlardan biri bendim, o eski eşleriniz. Yani o kadınlardan ama şimdi kendime baktım. Hayattan zevk alan, çok daha relax, çok daha anlayışlı bir hale insan bürünüyor. Ama o yıllarda kabusmuşum. Olabilir. Yani, olabilir. Olabilir. Yani, her yaşın dinamikleri farklı. Benim iki kocam da muhteşem iki adam. Toz kondurmam, bir tek aklında kötü bir şey bilmiyorum ve bulamıyorum. Bendim arız olan mesela. Ama şimdi geriye baktığında insan aslında bütün bu hayata bakışından utanıyor bile. Evet. Ama oluyor, bitiyor işte. Oluyor, bir şeyler. Geçiyor, önemli olan. O zaman bu hikayenin üzerine... Bir dakika. Hah. Ay canım Uğurcan, öyle mi dedin? Söylesene bir. Evet, idolüm Hakan Bey demiş de yönetmene. Onun için şey yaptım. Çok teşekkür ederim. Değil mi? Çok güzel işte. Bu saçlar boşuna mı ağrıyor? Hiç boşuna ağrımıyor. Hiçbir şey boşuna olmuyor. Boşuna dökülmüyor. Hiç boşuna dökülmüyor. Aynen. Sen pozitif misindir ilişkide?
Yani ben pozitif olduğumu düşünüyorum. Yani mesela şimdi... Öyle öyle, aynı setteydik beraber. Evet. Ben kefilim. Aynı dizide çalıştık. O dizideki en olumlu, en güler yüzlü, en cana yakın insanlardan biriydi. Yani siz de öyleydiniz. Samimi çok söylüyorum. Teşekkür ederim. Samimi söylüyorum bunu. Ben de pozitifim. Şimdi düşünüyorum acaba nasıl... çünkü hep benim de uzun aslında birlikteliklerim oldu ve bitti. Niye bitmiştir diye düşününce aslında... Hani benim negatifliğimden ya da tartışma olaylarından mı falan... Aslında hayır, sanki biraz böyle kafa yapılarımızın çok birbirine uymamasıyla alakalı olduğunu düşünmeye tabii başladım. Bir de hani biraz önce dedi ki insanlar değişiyor falan, ben değiştim dediniz. Ama geçen gün sohbet sırasında şey dedi biri, ya huy dediğimiz şey aslında içten bir huy çok değişmez. Hani eğer potansiyel varsa iyi bir anlamda o değişebilir. Belki sizin zaten öyle bir şeyiniz vardı, değiştiniz. O yüzden bazen de bazı insanları böyle değiştirmek çok mümkün olmuyor. Yani bana gayet uyumlan, tabii, bana uyumlan falan diye orada yolların ayrılması herkesin sanki. Herkesin içinde var iyi ve kötü şeyler. Evet. Önemli olan iyi şeylerin üzerindeki külleri fark edip ayıklayabilmek. O iyi şeyler külleniyor, bizim içimizde var. Şefkat, merhamet, herhangi bir konuda gözünün dolması, bir şiirden etkilenmek herkesin yaratılışında var. Bunun eğitimle falan sonradan alakası var. Ben buna inanıyorum. Ama hayat seni onları görmezden gelmeye zorluyor. Onların üstü böyle küfleniyor gibi, külleniyor gibi. Sonra birden sen ya da bir başka biri bir üflüyorsunuz, yeniden hayata gelmiş gibi oluyorsunuz. Tiyatronun özellikle, ben bu mesleği çok seviyorum ayrı ama, tiyatronun iyileştirici özelliğinin en önemli şeyi budur. Sizi başka bir dünyaya götürdüğü için, güldürerek, düşündürerek, kendi gerçeklerinizden, o somut sizi gagalayan gerçeklerden koparsınız. O hayal aleminde bir takım duygularınızı keşfedersiniz. Orada hakikaten oyuncu bir şey söyler, sizin gözünüz dolar, dersiniz ki ya bak benim buna gözüm dolabiliyor. Doğru. Ama beni üflediler, söndüm. Kıyamam ben. Hiç sönmüş bir hali yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu çok, bu varoluşsal coşkuya çok büyük bir ihanet. Bir başka ölümlü. Ne demek üfledi de söndüm? Ne demek bu yani? Çok yani katılıyorum. Bu hakikaten inanç vardır, yoktur, tanrıdır, yaradandır, neyse senin varoluşsal coşkundur. Ne demek üfledi de söndüm? Ha, yolda Allah korusun yani birinin bıçaklı saldırısına uğrarız. Başımıza istemediğimiz bir şey gelir. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Kendi irademizle yaptığımız seçimler ya da içine girdiğimiz bir ilişkide ne münasebet biri üfledi de söndüm? Çok, yani, çok katılıyorum. Hayatta tercih şu. Şimdi İngilizce'de iki tane laf var yaşamakla ilgili. Live ve survive. Survive hayatta kalmak demek. Biz Türkçe'de yaşamayı aynı şeye koyuyoruz. Ama hayatta kalmak meselesi biyolojik bir şey. Hayatta ne demiş bir düşünür? Dünyanın en büyük mucizesi o gün uyanmış olmaktır. Zaten hayattasın. Tamam, devamında life bölümüne, hayat bölümüne geçtiğin zaman o hayatı hayat sanatı haline getirecek olan sadece sensin. Ne dış olaylar, ne para, ne pul, ne bilmem pandemi. Sen ne yapıyorsun? Tedbirini alıyorsun, onun içinde kendine bir dünya kurmaya çalışıyorsun. Büyük iştir, büyük çabadır ve çok yorucudur. Bak, yani 70 yıldır yapan bir insan olarak bunu sana söyleyeyim. Ama sonucu iyidir, insana iyi gelir, inan bana. Ben şarkıya hazırlanıyordum bu arada. Üflediler söndüm de. Hayır, üflediler söndüm derken ben şarkıya hazırlanıyordum. Şarkı ama güzel bir yere girdik. Hani siz hayır şey diye düşündünüz o anda. Üflediler söndüm ben sanki. Ya üzüldük onu... biz ikimiz, evet, beraber seninle anne. Ay biz mi söndürdük kızı? Bir şey söyleyeceğim. Tabii ne şarkının adı üflediler söndüm mi? Öyle bir şarkı var ya, üflediler söndüm falan filan. Ben bilmiyorum. Enerjiz sizden siz beni burada şey yaptınız bir anda, ben söndünüz ne yapayım, ben kendimi nerelere atayım? Ben aslında konservatuvar sınavında da bir şarkı aşaması vardı. Beşinci aşama. Yani sesimin çok güzel olmadığını düşündüğüm için orada düşünüyorum şimdi, herkes bahçede çalışıyor böyle nida işte şeyler, nasıl diyeyim, çok güzel sesler var. Ben dedim ki ben eleneceğim herhalde bu aşamada. Yapacak bir şey yok çünkü benim sesim güzel değil diye düşünüyorum. Sonra dedim ki ben bunu bir dansla falan acaba şey mi yapsam, taklit yapıp böyle kurtarsam mı deyip Ben Kalender Meşrebim adlı şarkıyı göbekleri ata ata söyleyip sesimin kötülüğünü birazcık şey yapmıştım ve kazanmıştım konservatuvarı. Yani şarkıyı oynamışsın işin. Oynamıştım. Çünkü. Evet. Nurhan Damcıoğlu taklitleriyle. Ama tabii şimdi aynı şeyi yapmayayım. Belki o şarkıyı söyleyebilirim. Eğer yaparsan Ben Kalender Meşrebim. Ben de sana buradan deterjanları üfleyerek klip çekerim. Ooo. Hayda. Bence var mısın? Bambaşka bir noktaya geldi. Şöyle yaparım. Bak bak.
Bak sen kalender meşrepken sana böyle baloncuklar. 1970 model şeyler. Programı yalnız bu aşamada açan birisi olsa mesela ne yapıyor bunlar? Şöyle bir şey yapalım o zaman. Hayatım 4 yıldır alıştılar bize. Her aşaması kopuk. O zaman tam konsept yapalım. Tamam. Sen balonları üfle. Tamam. Ben de bu eski bir şarkı olduğu için gençliğini hatırlamış Mahzun Adam'ı oynayayım. Ama peki Mahzun Adam nerede ve ne yapıyor? Olaya iyice girelim. Yani Mahzun Adam orada gençliğini hatırlarken nerede? Masada. Masada yani filan. Ama gençliğinde mi gençlik dediğimiz bayağı bir gençlik. Gençliğinden Orhan Damcıoğlu'na aşıkmış. Ya bu şarkıyı duyunca birden o günlere geriye gidiyor. O aşkını hiçbir zaman açıklayamamış. Defalarca gitmiş, seyretmiş. Evi o zamanki deyimle posteriyle kaplı. Ama birden karşısına böyle genç, güzel bir hanımın ağzından bu çıkıyor. Adam gençliğine dönmez de ne yapar ya? Ve sonraki benim ses tonumdan dolayı ayılıyor ve bu asla olamaz diyor. Gerçekliğe dönüyor. Güzel söyleyemeyeceğim ben biliyorum. Bir tık söyleyeyim. Sırf ama bu elimde olsun diye. Ama bir takdimde yapalım. Masada efkarlı adam, burada balon şişiren kadın. Hadi. Yani şöyle şeyler falan yapabilirim değil mi? Dans etmeyeyim şimdi. Aynen. Sen ne istiyorsan söyle. Ben söylüyorum. Biz ona göre oynayalım. Birazcık balonu da alayım oradan. Tamam dur ben seni havaya sokuyorum. Şimdi bak tamam. Bak balonlar geliyor. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Bu kadar. Bu kadar. Ettin burada bir ton laf etti. Hakikaten. Ama her şeyin kısası yani var. Kısadan daha kısa bir klip çekiyormuşuz haberimiz yok. Ben daha role giremedim. Öyle mi oldu? Pardon. Dur bakayım. Aa, kim pardon. Bu kız? Benziyor mu Nurhan'a da? Bu kadar çok yılın şey yapıyorum. Yönetmeni, oyuncusu, vallahi sanatçısı olmak böyle bir çakallı da beraberine gidiyor. Otur sen orada. Tabii. Ben böyle efkarlı adamı oynayayım. Şey ve parsayı topla. Tabii. Dur böyle. Tabii. Ben şey biz öbür jenerasyonlar kendini parçalıyor burada. Hadi ben burada senden büyük anne yaşındaydı. Ben nasıl burada kendimi parçalıyorum? Ama size balon çıkarmak yakıştı. Sen ha babam 30 yıl önce falan diyorsun. Bunları espri olarak söylüyorsun değil mi? Evet, yaşındayım ben 98 falan. Doğumluyum olmayı umuyorum. Ama değil ya. Google'da da benim doğum tarihim yanlış. 68 yazıyor ama değil. 68'de olamazsınız. 68, kim yazdıysa onu Google'a Allah tepesinden baksın. Ben bunu siz ister misiniz? Onu senden bir an olarak alıyorum. Tamam. Hocam ama oyuncağı siz de getirmediniz bu arada. Evet. Evet ama ben neden masumum anlattım. Haberi yoktu. Ya, hakikaten o unutmuş. Evet. O suçlu öğretmenim. Ama ben hakikaten haberim yoktu ve hatta hatırla program başlamadan dedim. Yani bir saat önce duysaydım tiyatroda özellikle getirmek istediğim bizim damadım olur musun adlı oyunda kullandığımız bu kadar çok şirin bir panda vardı. Gecikmiş ödeme yapabilirim. Oyundan sonra yollayabilirim. Yok istemeyiz. Yok ya şimdi ya sonsuza kadar hayır. Eyvahlar. It's now or never. Umut nerede çaylar Umut'cum? Çaylar. Aslanım ben çayları kantinde unutmuşum da. Ufacık bir gecikme oldu hemen görüyorum. Ben sizi yine bulamadım da kusura bakmayın. Stüdyonun yolunu bulamayan bir arkadaşımız var yapım elemanı. Taksim Meydanı'nda, metroda, vapurda her yerde ama burayı bulamıyor. Allah. Patronun katında her yerden çıkıyor ama burayı bulamıyor. O çay sezon başından beri gelemedi. Gelmedi. Buraya. Gelmedi. Bir baklava alabilir miyim şimdi peki? Madem çay yok baklava olsun. Yan komşunuz kim olsun isterdiniz? Yan komşunuz kim olsun isterdiniz? Bu bize sorulan bir soru mu? Çok hızlı geldi şu anda. Valla bu programdan sonra Hakan abi diyeyim. Hakan abi olsun gideriz, muhabbet ederiz. Çok görüşemedik setten sonra. En azından ben de doğru bir yola doğru gitmiş olurum. Estağfurullah. Güzel sohbetle. Yalnız Hakan. O böyle Beckett falan diyebilir. Evet Hakan bana... Yok o kadar gitmeyeceğim. Ne için de yatsın, ne öğrendiysem ondan öğrendim. Yıldız Kenter olsun isterdim. Hala yaşasın. Ve ondan aydınlanalım hakikaten. Ben her yerde söylüyorum bir kere daha anayım. Bu kadar yıldır yaklaşık 50 yıldır evime ekmek götürüyorsam Yıldız Hoca'ya borçluyum tamamen. Nur içinde yatsın. Senin böyle hani ah şuna borçluyum dediğin biri var mı? Yani şu olmasaydı burada şu anda olmazdım. Aslında benim ortaokulda tiyatro kursuna gidiyordum. Zaten çok seviyordum tiyatroyu. Necmi Aykar hocam. Anneme işte şey demiş o arada ben tabii tiyatro falan filan ama genelde şey olur aileler böyle tiyatroyu böyle bir hobi olarak çocuk işte eğleniyor gitsin falan. O arada biz provalar yaparken Necmi hocam anneme şey demiş yani konservatuara Bengi'yi hani yönlendirin
Hani ben onda bir şey görüyorum, lütfen destekleyin. Annem de hep onu söyler yani, şu anda da bir duygulandım. İşte hocan söyledikten sonra ben daha ciddi bakmaya başladım tabii, bu duruma. Hani daha tabii, bunu gören birisi diye. Herhalde Necmi Hoca'yı söyleyebilirim. Eğer izliyorsa da biraz rahatsız, buradan da çok geçmiş olsun diliyorum. Bu Necmi Hoca'nın gördüğünü biz niye iki programdır göremiyoruz acaba ya? İşte o aslında burada olsa görecekti falan. Neden ya? Bize ne garezin var acaba? Bir geçmiyor. Ayağa kalkıp kantomu söylüyor, yok. Bir o bu acımı oluyor, yok. Hiçbir şey yok. Ha bir de öbür film, bir dakika, öbür film Aşk Yolunda mı? İki tane film falan ya. Çok iyi. Necmi Hocam izliyorsanız doğru şeyler söylemişsiniz diye. İki film birden. İki film birden. İkincisini hakikaten. Denk geldi. Aslında tabii ki pandemi sürecinde çektiğimiz için biri Ocak'ta çekmiştim, birini Mayıs'ta çekmiştim Malatya'da. Aynı anda yani... Yakın tarihlerde vizyona girmiş oldular. Benim sinemayla çok fazla çalışmam olmadı ama çok hoş bir şey geldi. Çok yeni, hı hı, başıma. Benim çok yıllardır birlikte çalıştığım çok aklı başında bir menajerim var, Behlen Çantay. Son derece düzgün, benim hayatımı, mesleki hayatımı çok iyi planlayan, hala bu yaşta söylenebilirse kariyer planlamamı çok doğru yapan, onun yarattığı bir olanak oldu. Semih Kaplanoğlu var yönetmen. Onun Bağlılık Hasan diye bir filminde geçen sene rol aldım. Bu film şimdi Boğaziçi Film Festivali'nde birincilik ödülünü aldı. Evet, Kan'a katıldı ve en güzel haber, ben çok kendi adıma da onlar adına da büyük gurur duydum. Türkiye'nin Oscar adayı bu sene. Harika. Öyle mi? Çok, yeni, çok ben hoşluk. Duymamıştım. Daha vizyona girmedi zaten. Öyle mi? Oscar güzel adayı oldu da geçen hafta belli oldu. Umarız en güzel ödülleri alır. İnşallah vallahi, çok hoş. Evet, bir çok... Oscar alsa mesela çok da güzel olur. Oscar'a gitse yeter. Benim oğlum yıllardır Los Angeles'ta. Fırsattan istifade, ben de Los Angeles'a gitmek için önemli bir bahane elde etmiş aday olurum. Aday olsa ne güzel olur. Ya yani ne güzel olur hakikaten. Yabancı film kategorisinde 5 evet, adaydan biri olsa müthiş şahane olur. Orada kamera gösteriyor sizi böyle. Değil mi? Kırmızı aday. Evet evet, kırmızı adaylar alır açıklanırken böyle. Bence de. Semih Kaplanoğlu'yla birlikte harika olurdu. Olur. Ne güzel. O niye olmasın? Olmaması için nasıl tabii bir şey var ki yani? Yok yok. Artık bundan herhalde sonrası biliyorsun işin içini, lobi meselesi orada yapılacak. Lobi filmlerin niteliğinden çok. Yıllar önce, birkaç yıl önce Yılmaz Erdoğan'ın filmi için hatırlayın, trilyonlar harcandı, lobi yapıldı filan. Çünkü işin gereği o, orada öyle yapılıyor o iş. Bakalım, belki de yaparlar, belki de şansı açık olur. Pahalı bir iş. Çok. Çok para gerek. Çok yani ciddi, belli bir iddianın üzeri çok pahalı bir çok iş. Çok, bayağı çok yani. Seyirci özlemiş mi sizleri? Yani seyirci özlemiş mi tiyatroya ve sinemaya gitmeyi? Bunu alıyor musunuz? Bu nabzı... Evet, son derece. Bence yani dediğim gibi biraz önce de söyledim ya, yani özlemenin ötesine gitmiş. Oh ya, hani nasıl bir sokağa çıkma yasağı kalktı. Evet. Hiç gerekse de gerekmese de kendimizi sokağa attık. Hani onda bir işin yok canım, belki sokağa çık. Ama yasak kalktı ya, insan ruhuna aykırı bir şey yok oldu. Tiyatroda da aynı şey var. Ve çok çeşitli bir fidelik gibi tiyatro ortamı, hı-hı, oluştu birden. Her tür oyun oynanıyor. Yani ben ondan o kadar mutlu oluyorum, hı-hı, ki hem bu alternatif tiyatro yapan genç çocuklar var. İnanılmaz yerlerde inanılmaz başarılı işler yapıyorlar. Bir tarafta büyük prodüksiyon adını, hı-hı, verdiğimiz şeyler yapılıyor. Benim Dilek Türker Tiyatro Ayna ile son sahneye, hı-hı, koyduğum yeni galasını yapan Türk'ün Ateşle İmtihanı iki kişilik bir oyun. Erkek Tayfun Yılmaz 16 tane rol oynuyor. Dilek de Halide Edip'in gençliğini ve anılarını yazdığı dönemi oynuyor. Ona rağmen dekoruyla bilmem ise büyük prodüksiyon haline geldi. Cemal Reşit Rey'de bir premier yaptı. Kapı pencere kırıldı. Şimdi size girmeden baktım, Caddebostan Kültür Merkezi, Ankara, Mankara oyun takvimi ilan ediliyor. Yani her tür oyuna çok büyük bir ilgi var. Aman nazar değmesin. Maşallah. Değmez. Bence bundan sonra değmez. Sütün Nuriyeler gelmiş. Efendim önce Hakan Bey'in mi? Yüksek sesle okumanızı, böyle teatral okumanızı rica edebilirim. Bunu okuyayım böyle. Evet. Hakan Altıner, gülmenin dalakla ilgisini çözememiştir, doğru. Belli koşullarda evliliği tercih eder. Evet. Bir laddenin 33 lira olmasının dehşetini iliklerine kadar yaşamıştır. Çok doğru teşhisler. Evet ya, havaalanı yetkilileri nedir bu ya? Nedir bu? Bu soygun nedir? Evet, gelsin. Seninkiler tamam, geliyor, hazır ol. Benimkiler geliyor. Bakalım ben ne yapmışım. Neydil Uras, evet. Ben buyurun mi okuyorum? Evlilik hakkında Hakan Altıner'den brief almak ister. Doğru. Brief. Evet. Brief ama yani. Nefes almakla yetinir. Programa gelmek için tüm taksilerin peşinden koşarak yetişmeyi başarmıştır. Bengi dili ifritler söndü. Hayır, sönmedi. O bizim yüzümüzden o oldu biraz. Bizim kabahatimiz. Şöyle düzeltebilir miyiz? Bengi dili üflediler, harlayarak geri döndü. Tamam. Ceyhun, Allah benim tepemden baksın, üfleyerek konuğu söndüren sunucu olarak kapat sen programını. Hala bana maaş veriyorsunuz. Bak. Teşekkürler. Bir dakika maaş alalım.